İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Manevi semamızdan bir yıldız daha kaydı. Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Abdullah Yeğin, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Vefatını duyan on binler, Türkiye'nin her bir köşesinden koşup gelerek, duaları ve fatihalarıyla son yolculuğuna eşlik ettiler. Peki, kimdi Abdullah Yeğin? On binlerin yüreğini Fatih Camii'nde ve Eyüp Sultan kabristanında toplayacak neyi başarmıştı? Hangi arayışlar onun yolunu Bediüzzaman Said Nursi'ye ve Risale-i Nur'a çıkarmıştı? Abdullah Yeğin 1924 yılında Kastamonu'nun Araç ilçesinin Kıyan köyünde doğdu. Kastamonu Muallim Mektebi'nde okumuş ve ilme merakını hiç yitirmemiş bir babanın oğluydu. Küçük Abdullah ilme merakını ve ilk eğitimini babasından aldı. Ben biliyorsunuz araç kazasından buradan araç kazasında babam Muamlar köyünün muallimi, o zaman muallim bey derler. Kastamonu Muallim Mektebi varmış eskiden. Muallim Mektebi'nde okumuş, sonra harp patlamış, harbe gitmiş. Birinci Cihan Harbi'nde 7-8 cephede çarpışmış. Ve kahramanlıkla böyle istiklal madalyası verilmiş kendine, yedek subay olarak. 8-9 sene askerlik yapmış. Köyümüzde bizim 40 hane vardı köyümüzde. Yani o zamanın dehşetini anlıyorum. Her evden mutlaka giden gelmemiş. Her evden benim de bir amcam Hasan isminde bir amcam şehit olmuş. Babam gelmiş netice. Babam işte Muallim Mektebi'nde ben 3 sene babamda okudum. 3 sene köy okulları o zaman 3 senelikti. 4. 5. sınıflar kazalarda, araçta vardı. 3 seneyi babamda okudum. Daha işte yazıyı mazıyı o zaman öğrendik. Yeni yazı çıkmış. 1930, 31, 32, 33 ve ben işte 39 senesine kadar köyde kalmışım. 39 senesinde babam beni Kastamonu Orta Mektebi'ne vermiş. Bediüzzaman Said Nursi'nin Kastamonu'da zorunlu ikamete mecbur edildiği yıllarda Abdullah Yeğin orta mektepte talebeydi. Kulaktan kulağa dolaşan Bediüzzaman isminin sahibini çok merak ediyordu. Bir gün merakını ve ziyaret etme arzusunu okuldan bir arkadaşına açtı. Orta mektepte bir seneden sonra aklım başıma gelmiş böyle bu zat her yerden, komşularımızdan vesaireden Said Nursi ismini Bediüzzaman deniyorlardı o zaman. Hatta o zaman Nurculuk falan diye bir şey yoktu. Bediüzzamancı derlerdi. Bediüzzaman'ın yanına giderse, onunla konuşursa, ona taraftar olursa Bediüzzamancı derlerdi. İşte o şekilde yanımdaki Rifat isminde bir kardeşimize beraber sırada oturuyoruz. Ön sırada boyumuz uzundu biraz. Sordum teneffüste. Dedim ki böyle bir hoca efendi varmış burada. Çok bahsediyorlar. Çok büyük zat diyorlar. Herkes kabul etmiyormuş. Herkesle konuşmuyormuş. Karakol karşısındaymış. Polisler takip ediyormuş kendisini vesaire diye. Netice sorunca dedi bizim komşumuz dedi. Hakikaten
Onların üstadımızın komşusuymuş. Arkadaşının da kendisi gibi Bediüzzaman'ı ziyaret etmek istediğini öğrenince daha fazla beklemediler. İki orta mektep talebesi küçük yaşlarına ve Bediüzzaman hakkında Kastamonu'da halka aşılanmaya çalışılan korkuya rağmen cesaretle evinin kapısını çaldılar. Bu kapı Abdullah yeğenin hayatını değiştirecek kapıydı. Neyse o gün işte biz Rifat kardeşimizle Allah rahmet eylesin. Konuştuktan sonra dedi istediğin zaman dedi ziyaretine gidebiliriz. Ben dedi ara sıra hizmetine gidiyorum dedi bizim komşumuz dedi. Yani 10 metre yok arasında bir sokak var. Sokağın karşısında Rifat diye bağırsa hemen Rifat pencereden cevap veriyor. Böyle bir işte karakolun karşısından geldik üstadın kapısına. Kapı iki kanat. Şeyde bir ip vardı kapıda. Çektik. Kapı açıldı. Mandal açıldı. İçeri girdik. İçeride tahta bir merdiven var. Yukarı doğru çıkıyor dikine. Yukarıda iki oda var. Bir odada sağ tarafta üstad bir sedirin üstüne oturmuş. Diğer odada kimse yok. Ocaklı bir ev. Yani şimdiki Kastamonu'daki üstadın evi dediğimiz yer orası sonradan yapıldı. Ona benzetilmeye çalışıldı fakat tam benzemiyor. Oraya gittik işte oraya gittik. Merdivenden çıktık. Ayakkabımızı aşağıda çıkardık. Tahta merdivenlerden yukarı çıktık. Yukarıda sağa gidince, sağa dönünce sağda bir kapı var. Orası üstadın odası. Oraya tıkladık. İçeriden ses gelince Rifat hemen içeriye daldı. Ben de arkasından. Bediüzzaman Said Nursi hem kişiliği hem de ilmiyle orta mektep talebesi Abdullah'ı çok etkiledi. Onunla tanıştıktan ve sohbetini dinledikten sonra hayatının bundan sonraki kısmında ne uğruna yaşayacağına da karar vermişti. Baktım karşımda hiç görmediğim, kimseye benzemeyen yaşlı bir zat. Saçları biraz uzun, sonra böyle başında sarık gibi bir şey var. Elinde kitap, gözünde gözlük. Gözlüğün üzerinden bakıyor bize. Üstünde işte yelek gibi bir şeyler var, beyaz. Beyaz giyilmiş. Rifat'a sordu, bu kim dedi. Sefa geldiniz dedi, evvela hepimize sefa geldiniz dedi. Hoş bulduk dedik. Bu dedi benim mektep arkadaşım. Öyle deyince maşallah dedi. Senin ismin ne dedi? Abdullah dedim. Yine maşallah dedi. Peki şöyle dedi yakına gelin yakına. Biz dizüstü böyle iki metre uzakta kendisine o kendi sedir gibi bir yerde oturuyor. Biz de aşağıda dizüstü oturduk. Bizimle konuşmaya başladı. Evvela bana dedi ki işte sen dedi, benim dedi kardeşim vardı, Abdullah ismi de abim vardı dedi. Ben seni o abim yerine kabul ettim dedi. Sen dedi, her zaman gelebilirsin dedi. Onların Bediüzzaman'ı ziyaretleri sadece kendileri için değil, tüm nur talebeleri için bir bereket vesilesi oluyordu. Bediüzzaman bu meraklı gençlere verdiği dersleri daha sonra kitaplaştırıyor ve muhtaç olan diğer müminlere de ulaştırılmasını sağlıyordu. Ve işte biz hiç sual mual sormadan başladı bizimle konuşmaya. 13. sözün ikinci makamında başlığı böyle. O bizim ilk aldığımız dersin başlığı böyle. Cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhaberedir.
söylendiği tarzda aynen yazıldı, tanzim edilmedi. Yani öyle o zaman yazmış, yazdırmışlar Feyz Efendi'ye. Sonradan bize yazdırdı onu. Sonra gittiğimizde sizin dersiniz mühimdi dedi, yazdırdı. Fakat o dönemde Bediüzzaman'ı ziyaret etmek o kadar da kolay bir iş değildi. Çaycı Emin Efendi, Bediüzzaman'ın ziyaretçi trafiğinin ayarlanması ve emniyetçe bu ziyaretçilere bir sıkıntı verilmemesi için insanlara yardımcı oluyordu. Abdullah Yeğin de Çaycı Emin Efendi'den yardım görenlerdendi. Ara sıra fırsat bulduğumuz zaman ben yanıma dindar arkadaşları alıp üstadı ziyarete gidiyorduk. Üstad bazen sabahleyin gidersek diyordu ki bugün bira çıkacağız. Böyle beraber Feyz Efendi, bir de Emin Efendi vardı şeyde, Nasrullah şadırvanında cemaate çay yapardı. Şadırvandan akan sudan. Orada böyle baskıyla şeyden yanan bir gaz ocağı vardı. Gaz ocağında su ısıtırdı, çay yapardı. Emin Efendi cemaate çay yapar, ondan kazandığı parayla geçinirdi. Emin Efendi sonradan anladı ki o da Vanlıymış. Vanlı ve iyi bir ailedenmiş. Tanınmış böyle bir aşiret, aşiret reisi gibi muhterem bir zatmış. İşte onu da sürgün etmişler o zaman Şeyh Said hadisesinden sonra. Şeyh Said hadisesiyle alakadar olabilir o yahut karışıklık çıkarabilir diye onu da, o da işte orada ondan haber alırdık. O da üstad burada derse biz üstadı ziyarete gelirdik. O şekilde onunla da dost olduk. Onun Çaycı Emin Efendi'nin bir de kardeşi vardı Bahri isminde. O da o Nasrullah Camisi'ne yakın bir yerde kahvecilik yapardı. Bediüzzaman'a yaptığı ziyaretler onun ve bazı talebelerinin sudan bahanelerle tevkif edilip Ankara'ya götürülmesinin ardından kesintiye uğradı. O yıllarda çocukluktan gençliğe daha yeni geçen Abdullah Yeğin, yüreğindeki sevginin Bediüzzaman'ın Kastamonu'dan uzaklaştırılmasıyla kesilmeyeceğini biliyordu. Birkaç ay böyle 1940 senesinde ben ziyaret ettim. 43 senesine kadar, yani 43 senesi o orta mektep 3. sınıfa geçtim. O zaman da böyle ziyaret ettim kendisini. Sonraki senemi, işte ondan sonra bir hadise oldu. Üstadı tevkif ettiler. Denizli tarafında bir yerde bir kitap bulmuşlar. O kitaptan dolayı üstadı işte Ankara tevkifini istemiş. Ondan sonra üstadı tevkif etmişler Kastamonu'da. Fakat ben şimdi o ne oldu? Bak şimdi biz o ziyarete gittik ya birkaç defa. Bahçesinden, şimdiki lisenin, eski lisenin bahçesinden böyle bakarken baktık. Üstad Nasrullah Köprüsü'nden geçmiş. Önünde, arkasında jandarmalar var, polisler var. Kendisi böyle onların arasında liseye doğru, lisenin önünden geçip hükümete götürüyorlar. Böyle getirirken, biz oradan bahçeden bakarken hemen içimizde bazı yaramaz gençler vardı. Bediüzzaman'ı yakalamışlar diye bağırmaya başladılar teneffüste. Bediüzzaman, içimizde Bediüzzamancılar var. Bak onlara biz gösteririz falan diyor. Bediüzzaman'ın tutuklanması sadece Bediüzzaman'ı değil, tüm talebelerini ve sevenlerini etkileyen bir olaydı. Abdullah Yeğin daha bir orta mektep talebesi olmasına rağmen bazı okul arkadaşlarından ve öğretmenlerinden baskı görmekten kurtulamadı. Coğrafya dersiydi. Coğrafya dersinde bu hemen o içimizdeki gençten biri
bizi şikayet etti. Efendim dedi, bizim içimizde Bediüzzamancılar var dedi. Bediüzzaman'ı tevkif ettiler. Hapsediyorlar, hapse götürdüler, mahkemeye götürdüler falan dedi. Coğrafya hocası bize sordu. Kim dedi o yabancı hocanın yanına giden? 6 kişi parmak kaldırdı. Sordular, ne için gittiniz? Dinimizi öğrenmeye gittik. Ya dininizi bilmiyor musunuz siz? Bilmiyoruz. Peki ne öğrendiniz? İşte Allah'ın varlığını, birliğini öyle anlattı bize. Peki siz bilmiyor musunuz Allah'ın birliğini? Yani bu zamanda dedi puta tapanlar var mı? Dedik varmış, böyle puta tapanlar varmış falan dedik. Neyse bize kızdı. Neyse susunu, ben size sonra sorarım dedi. Ders başladı, ders bitti. Bir iki gün sonra bizi meclisi inzibattan, inzibat meclisi yani disiplin kurulu şimdi diyorlar. Meclisi inzibattan 6 kişi liseden üstadın ziyaretine gitmiş. Vesaire hep bunları tespit etmişler. Onların ifadesini, yazılı ifademizi aldılar. Bu hocanın yanına neye gittiniz? Size ne söyledi? Ne sordunuz? Aklımıza kaldığı kadar yazdık, yazılı cevap verdik. Sonra bir hafta mı geçti, ne yaptı? O 6 kişiyi, 6 kişi miydi, kaç kişiydi? Ben 6 hatırımda kalmış. Bir hafta mektepten uzaklaştırdılar. Yani gelmeyin mektebe. Size ceza veriyoruz dediler. Böyle yabancı bir kimsenin, tanımadığınız bir kimsenin neye yanına giriyorsunuz dediler. Ve bizi 6 gün mektepten uzaklaştırdılar. Türkiye'nin dört bir yanındaki Nur talebeleri zorlu bir imtihan sürecinden geçiyordu. Bediüzzaman'ın tutuklanmasıyla birlikte alıkonulan eserlerde bir suç bulunamıyordu. Fakat savcılık bu metinlerde denk geldiği her isme karşı teyakkuzdaydı. Daha çocuk denilecek bir yaşta olmasına rağmen Abdullah Yeğin de savcılık sorgulamasından kurtulamadı. Denizli'den bir telgraf gelmiş Kastamonu savcılığına. Demişler ki bizim el yazısı Risale-i Nur'dan yazdığımız dersler vardı. Ayet-i Kübra'dan, küçük sözlerden, Bismillah'tan başlayan küçük sözlerden vesaireden yazdığımız dersler vardı. Bu dersler defter olarak nerede kimsenin kimin eline geçtiyse geçmiş. O Denizli savcısı bunları da görünce, ismimiz de var yazı defterin arkasında. O ismimizi de yazmış. Telgraf çekiyor, diyor ki filan filan Mustafa Oruç beraber ikimiz ziyarete gitmişiz. O defterleri yazmışız. Onların da üzerler aransın diye. Fakat bize haber geldi. Kim söyledi bilmiyorum. Sizin üzeriniz aranacakmış. Üzerinizde yabancı bir şey bırakmayın. Şüpheli bir şey bırakmayın dediler. Saklayın. Bizim zaten bir şeyimiz kalmadı. Aradılar falan, bir şey bulamadılar. Netice bizi savcılık çağırdı. Mustafa Oruç'la. O doktor oldu, sonra vefat etti şimdi, Allah rahmet eylesin. İfademizi aldılar. Savcı bana sordu. Yedi sen peki Müftü Efendi'yi ziyarete niye gitmiyorsun da bu yabancı hocanın yanına gidiyorsun dedi. Ben dedim Müftü Efendi'yi tanımıyorum ki dedim. Burada dedim herkes ziyaret ediyor dedim. Herkes tanıyor dedim. Ha, hiçbir şey diyemedi. Ben dedim belki Müftü Efendi de geldi dedim ziyaretine, o da gelmişti dedim. O da geldi bir defa. Müftü Efendi geldi, belediye reisi geldi üstadı ziyarete. Abdullah Yeğin sonraki hayatında da Risale-i Nur'la bağını koparmaz. Ankara Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesine kaydolur.
fakültede tercüme edebilecek kadar Arapça ve Farsça öğrenir. Almanca imtihanını da başarıyla verir. Dil, tarih, coğrafya fakültesinin son sınıfında gemileri yakar ve bir daha geri dönmemek üzere yollara düşer. Niyeti bellidir. Hayatını adayacağı amacı bulmuştur. Biz üstadla görüşmüyoruz, geriden selamlaşıyoruz. Kitap gönderiyorlar bize, üstadın yanındakiler. O kitapları okuyoruz, o kitaplardan alacağımızı alıyoruz. Diyoruz ki bu zamanda en mühim hizmet imanı kurtarmak. İmana kuvvet verecek şekilde çalışmak olmalıdır. Biz bu mektepte ne öğreneceğiz? Dil tarihi bitireceğim ben. Bir kütüphaneye bir memur yapacaklar, kitaplarla uğraşacağız. Esas mesele imanı kurtarmaktır. Madem ki bütün peygamberler cennetten, cehennemden bahsediyor, bu peygamberlerin hiçbirisi yalancı değil, hepsi ahiretten bahsediyor. Bu dünya, ahireti kurtarmak için biz dünyaya gelmişiz vesaire diyoruz. İşte bir kendi aramızda böyle bir üstada hizmet, Risale-i Nur'a hizmet şeyi bizde içimizde bir merak uyandı. İki kişi Konyalı bir tıp talebesiyle beraber biz Ankara'dan mektep tatil olunca son sınıfa gelince çıktık. Üstadı ziyarete gittik. Üstadın yanında kalmak, üstada hizmet etmek gayesiyle gittik. Üstad çok güzel kabul etti, hoş geldiniz falan dedikten sonra dedi benim yanımda herkes kalamaz. Siz dedi benden ne yani benim şartlarım var falan dedi. Dedik şartlarınız nedir? Biz dedik öğrenmek istiyoruz falan. Bize dedi ki benden hiçbir şey istemeyeceksiniz. Ve dedi, ben dedi bu adam alimdir, ilminden istifade ederiz, elini öperiz, bize dua eder. Böyle bir şey yok dedi. Hiçbir karşılık istemeden Allah rızası için bu adam ihtiyardır, hastadır, kimsesizdir diyerek hizmet edecekseniz, hizmet edebilirsiniz dedi. Sonra o Konyalı arkadaş çok fazla kalmadı. Ziya Arun isminde birisi vardı İzmir'den. Gelmiş Ziya isminde bir kardeşimiz. Onunla beraber ikimiz kalmaya başladık. Üstadı ziyarete. Yani üstadı hizmete kaldık. Bediüzzaman'ın yanındaki hayatı onun için ilginç şahitliklere ve rehberliklere sahiptir. Hizmetinde bulunduğu zaman dilimi boyunca gece gündüz demeden Risale-i Nur'un neşrinde ve başka çeşitli hizmetlerinde üstadına yardımcı olur. Üstadın yanında, üstadın odasında falan gündüzlere ancak girebiliyorduk. Geceleri üstad hem dışarıdan, içeriden kilitliyordu kapısını, biz de dışarıdan kilitliyorduk. Oraya yakın bir oda tuttular bize, emir de aldılar. O odada kalıyorduk ikimiz geceleri. Gündüzleri ancak üstadı ziyaret edip hizmetine işte lüzumlu bir şeyler varsa vesaire diye gündüzleri ancak gelebiliyorduk. Bir gece üstad hasta olmuş diye çağırdılar. Ya gittik baktık ki üstad istifra etmiş. Böyle pencereye bir yemek artığı bir şey bırakmış. Pencereye çıkmışlar basan şeyle, merdivenle üstada zehir vermişler diye o gece duyduk. Üstad zehirlediler. Beni mi dedi, bir şey dedi. İşte biz hep sonradan haber alıyoruz ki üstadı zehirlemiştir. Emir dağında. Bediüzzaman bu talebesinin hizmetlerinden memnundur. Ancak Urfa'da bir medrese açılmış ve oraya bir Nur talebesinin gitmesi şart olmuştur. Urfa çok önemli bir hizmet merkezidir. Bediüzzaman talebesi Abdullah'ı gönderir oraya. Askerliğine Urfa'dan gider Abdullah yeğin. Sonra tekrar Urfa'ya döner ve böylece 8-9 sene Urfa'da hizmeti sürdürür.
1950 veya 51 senesi. Tam bilmiyorum tarihini. Urfa dedi çok mühim bir yerdir. Urfa'ya hanginiz biriniz gitmesi iyi olur. Orada kardeşlerimiz var filan dedi. Hanginiz gidersiniz diye sordu. Biz hiçbir şey, biz siz bilirsiniz. Biz nasıl emrederseniz hangimiz olsa gideriz dedik. Sonra üstad sonrası gün bana dedi ki sen git dedi Urfa'ya. Şu Urfa dedi çok mühim, orada Risale-i Nur'a çalışırsınız dedi. Risale-i Nur'u yazın, okuyun, onlara işte insanlara Risale-i Nur verirsiniz vesaire. O şekilde bizi üstad Emir Dağı'ndan hatta bizi arabasıyla götürdü şeye, çay istasyonu var. Bolvadin'i geçtikten sonra tren gidiyor şeye. Akçakale'den doğru Urfa'ya. Urfa'ya gitmiyor. Akçakale'ye tren gidiyor. İşte Akçakale'ye trene bindirdi üstad. Trene bindik. Azık olarak da bize ne verdi üstad? Böyle bu kadar peynir, bir de çeyrek ekmek. Nur talebelerinin Türkiye'nin her bir köşesinde gördüğü baskıdan Urfa'da Abdullah Yeğin ve Zübeyir Gündüzalp de etkilenir. Sudan bahanelerle yaşadıkları bir tutuklamada savcının ve emniyet müdürünün baskılarına rağmen davalarından geri adım atmazlar. 1952 mi? 52'de filan bir kitaplarımızı aldılar bizim emniyet. Bizde ne kadar kitap buldularsa aldılar. Biz bekliyoruz kitapları vermiyorlar. Ondan sonra kitapları vermeyince biz bir istida yazdık. Hatta o istidayı üstad Risale-i Nur'dan ayrılmamak, Risale-i Nur hizmetini bırakmamak için Risale-i Nur'un sadaka-i makbule olduğunu, belalara, musibetlere, define vesile olduğuna dair şey etmiş, bir mektup yazmıştı. O mektubu aynen yazdık Emniyet Müdürlüğü'ne götürdük. Emniyet Müdürü nasıl yazdık ama mektubu? Mektup yazmadık, istida olarak yazdık. Aynen üstad nasıl yazmış, Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Biz de Bismillahirrahmanirrahim diye istidayı yazdık, emniyet müdürüne verdik. Zübeyir Gündüzalp, Hüsnü Bayramoğlu ve de üçümüz. Emniyet müdürü, Allah Allah, ya siz istida yazmasını bilmiyor musunuz dedi. Biliyoruz dedik. Ne için bu Bismillahirrahmanirrahim yazdınız? O besmele yer nedir? Bismillah her hayırın başı olduğu için, biz hayırlı olması için bu istidarı... Böyle olmaz dedi ya. Neyse, okudu. İşte Risale-i Nur'u şey ederseniz, mesela toplarsanız, Risale-i Nur'u okutmazsanız, şöyle zarardır, böyle zarardır, memlekete, millete zarar olur filan diye böyle bizi tehdit ediyorsunuz dedi ya. Böyle dava oldu dedi. Sonra şey dedi ki emniyet müdürü, bu Bediüzzaman dedi, tehlikeli adamdır dedi. Sakın dedi fazla yaklaşmayın. Ayrılın dedi, bu böyle olmaz dedi ya. Zübeyir abi durur mu? Müdür bey, sen ne diyorsun dedi ya. Biz dediği zaman bizi parça parça doğrasa, biz dediği zamandan asla vazgeçmeyiz, ayrılmayız. Onun söyledikleri hep doğrudur dedi. Öyle deyince adam kızdı, çekti gitti. Ve ifademizi falan almadı. Rapor yazmadı. Biz o gidince, bir de valiye yazalım dedik istidayı. O yani kitaplarımızı istiyoruz, vermiyorlar. Gittik valiye, vali muavini varmış.
Şöyle bir baktı, benimle ne alakası yok bunun diye, savcılığa gidin dedi. Gittik savcılığa, aynı mektubu savcıya verdik. Savcı, üç tane yardımcısı var savcının. Üç yardımcısını karşımıza üç kişi çıkardılar. Risale-i Nur nedir, niye burada duruyorsunuz? Uzun uzun bizden sohbet ettiler, sual sordular, cevap verdik. Bir şey diyecek bulamadılar. Sonra bizi tevkif ettiler. Bu şeydir işte, hükümete isyan mı saydılar, ne saydılar? Tevkif ettiler. Ne kadar yattık bilmiyorum hapishanede. Hapishaneler medrese-i Yusufiye'dir onlar için. Yaşadıkları her yerde imanı ve Kur'an'ı anlatmaya devam ederler. Bu ihlaslı hizmetlerinden ötürü yalnızca masumlar değil, mahkumlar da onları o kadar severler ki kendilerine baskı yapan gardiyan ve görevlilere karşı kalkan olurlar. Ama öyle adamlar var, kaç tane adam öldürmüş, gardiyanları falan susturuyorlar. O katil adamlar şeye demişler ki gardiyanlara, bu talebelere dokunursanız, bak biz kaç tane adam öldürdük, burada da bir iş elimizden şey cinayet çıkabilir. Katiyen dokunmayacaksınız dediler. Hatta bizim ayrı bir oda verdiler. O odada biz üç kişi ancak kalabiliyorduk. Odanın kapısına kilit astılar. Fakat onlar tehdit ettiği için o şeyleri, o katiller tehdit ettiği için üzerimize kilidi vurdular fakat kilitleyemiyorlar. Bunları serbest bırakacaksınız, talebelere karışmayacaksınız dediler. Ve biz orada hem yazı öğretiyoruz dışarıdan gelenlere, yazı harfleri yazıyoruz, veriyoruz, bunu 10 kere yaz, getir diyoruz. Hem de böyle Risale-i Nur'dan kitap veriyoruz. Bize gizli gizli dışarıdan kitaplar geliyor vesaire. Urfa'yı terk ettirmek için kasten bizi de şey ettiler. Biz Isparta'ya vardık. Savcı dedi ki, sizi niye tevkif ettiler dedi. Böyle böyle kitaplarımızı aldılardı, biz vermediler, onu istedik diyor. Onun için, ya bu da suç değildi, ben kitapları okudum dedi. Kitaplarda suç yok dedi. Ben dedi, bu sizin dedi tevkifiniz yanlış. Bunu ben sizin tahliyenizi isteyeceğim dedi. Ve oraya haber gönderiyor. Bunların suçu yok, biz sadece evraklarını istedik. Kendilerini niye gönderdiniz, niye bunları tevkif ettiniz diye soruyorlar. Cevap vermediler. Bir Ramazan'ı şeyde geçirdik. Isparta cezaevinde. Ramazan ayı gelmiş. Ramazan'da orada da bir de şey yok muymuş, neymiş? İmam yokmuş. Ramazan'da şey teravih kılacağız dediler hapisler. Zübeyir abi falan dedi, sen kıldır dedi teravih. Bir ay ben İmamlık yaptım, teravih kıldırdım şeylere. Cezaevinde, Isparta'da. Şeyler sevmezmiş ama, nurcuları sevmezmiş. Cezaevi müdürü falan. Neyse oradan, o sonra işte bizi oradan bir ay sonra bıraktılar. Mahkemeye de çıkmadık. Hapishaneden çıktıktan sonra hemen Bediüzzaman'ı ziyaret etmek ister Abdullah Yeğin. Fakat onun gençlik rehberi mahkemesi sebebiyle İstanbul'da olduğunu duyar. Hiç düşünmeden İstanbul'a hareket eder. Mahkeme süreci boyunca Bediüzzaman'ın hizmetinde bulunur. Yargılama beraatle neticelenir. Üstad onun Urfa'daki hizmetlerinden razıdır ve devam etmesini istemektedir. Gençlik rehberinin üç tane avukatı vardı o zaman. Seni yuttum Başak. İşte bir üç tane avukatların ismi hatırımda yok hepsi. Üçü de Üstadı ve Risale-i Nur'u gençlik rehberini bilhassa müdafaa ettiler. Hakim de iyi bir adamdı. Üstad kapıdan girerken ayağa kalkardı hakim. Said Efendi diye konuşurdu. Hakim Risale-i Nur'a serbest. Yani gençlik rehberini serbest etti, beraat verdi. İşte ondan sonra biz
Bir müddet kaldıktan sonra üstad dedi ki siz Urfa'ya gidin dedi, yine tekrar dedi. Urfa yalnız olmaz dedi. Biz tekrar Urfa'ya geldik. Zaman hızla akıp geçmektedir. Bediüzzaman Demokrat Parti hükümetinin nispi özgürlük ortamında çeşitli illerdeki talebelerine ziyaretlerde bulunmaktadır. Ve bir gün Abdullah Yeğin'e acilen üstadın yanına gitmesi gerektiğini haber veren bir telgraf ulaşır. Bana bir telgraf çekmiş. Merhum Ceylan Çalışkan herhalde. Üstadın yanına gel diye telgraf çekmiş. Üstad daha hiç Urfa'ya gelmeden üstad yalnız kalmış. Üstadın yanındaki talebelerin hepsini tevkif etmişler. Şeyde, Emirdağ'da. Ne için tevkif etmişler? Üstadı tarikatçılık yapıyor diye aleyhinde uydurma yapmışlar. Bunların tarikatçı olmadığını üstadın, Kur'an tefsiri yazdığını vesaire yanındaki bütün talebeler imza etmişler, mahkemeye vermişler yahut savcılığa vermişler. Bunları savcılık aldıktan sonra hepsini tevkif etmiş. Üstad yalnız kalmış güya. Bana onun için Yasuhal'ın yanına gel diye telgraf çekmişler. Üstad'ın yanında birisi var, yaşlı bir zat. Bir de şey var. Şaban. Vahşi Şaban deriz biz ona. Şaban var. Bir de yaşlı bir saati var. Üstad dedi ki, niye geldin dedi. Böyle telgraf geldi dedim. Beni yalnız diye dedi. Böyle telgraf çekmişlerdir. Ben yalnız değilim dedi. Bak dedi yanımda Şaban var vesaire var dedi. Üstad'a dedim ki, siz dedim her tarafa gidiyorsunuz. Ankara'ya, Konya'ya vesaireye. Urfalılara söyledik, üstad gelecek, üstad ben de geleceğim demişti. Siz dedik, Urfa'ya ne zaman geleceksiniz? Üstad dedi ki, Risale-i Nur dedi, var mı orada dedi, var dedik. Kafi dedi, benim gelmeme lüzum yok dedi. Risale-i Nur'u okuyun, Risale-i Nur size yeter dedi. Ben dedim, gelmeyecek misiniz? Dedim, bir şey söylemedi. Fakat ben ümitsiz değilim, üstad gelirim dedikten sonra mutlaka gelecek. İşte bir ay sonra filan üstad geldi şeye. Ve nihayet Bediüzzaman Urfa'ya gelir. Ani bir geliştir bu. Urfa'nın kalbi İpek Palas Oteli önünde atmaya başlar. Emniyet alarmdadır. Abdullah Yeğin o günlerde Bediüzzaman'ın en yakınlarındadır. Fakat bu geliş sadece bir ziyaret değil. Bu dünyayla da bir vedalaşmadır. Ziyaretin duyulmasının ardından yaşananlarsa Abdullah Yeğen'in hatıraları içinde en unutulmaz sahnelerdir. Zübeyir abi geldi bir gün, pazartesi günüydü. Koşa koşa geldi, üstadından beraber Zübeyir, Gündüz Alp bir de Bayram Yüksel. İkisi üstadın yanına ve ad arabasına binmişler. Caminin önüne kadar geldiler benim yanıma. Ondan sonra geldi Üstad Zübeyir abi, hemen ben abdest alıyordum, hemen abdestimi aldım. Gittim üstadın yanına, bir arabaya beni de aldılar. Orada Urfalı birisi dedi ki, İpek Palas'a gidin, İpek Palas'a. Üstad geldi, üstad geldi dedi Zübeyir abi. İşte üstada, üstad baktım hasta, beni tanıyacak diye şeyde değil. Böyle gayet bir harareti var, derin nefes alıyor. Ondan sonra ben arabaya bindim, gittik İpek Palas'a. İpek Palas'a gittik, İpek Palas'a üstadı yatırdık. İşte orada pazartesi, salı, üstad sağdı. Ama çok hastaydı. Urfa emniyeti, üstad geldikten sonra bir saat sonra falan üstadı aramışlar Isparta'da, Isparta'daydı üstad. Isparta'dan geliyordu. O zaman Isparta'da kalıyormuş. Aramışlar, üstadı bulamamışlar.
Tahir ağabeyi bırakmış üstad yerine. Müslüm Tahir ağabey demiş, ya nereye gider ben de bilmiyorum demiş, nereye gitmiş. Sonra Urfa haber alınca, Urfa her tarafa herhalde haber göndermişler. Namık Gedik dahili vekili emir gönderiyor Urfa Emniyetine. Said Nursi'yi ne yapıp yapıp oradan gönderin, orada kalmasın diyor. Ondan sonra orada Mehmet Hatipoğlu diye de bir parti başkanı var, demokrat. O da üstadı ziyaret ediyor, üstad bakıyor hasta. Ya üstad gidemez bu vaziyette diyor, ben vermem üstadı, biz Tanrı misafiri. Biz vermeyiz misafirimizi. Ne ziyar var, ihtiyar, ihtiyar hasta diyor bir adam diyor. Ne için? Bundan sonra doktorlardan bir heyeti sıhhiye teşkil ediyor. Üstadı ziyar görüyorlar, bakıyorlar, üstad hasta. Gidecek vaziyette değil. Vatiyen buradan hiçbir vasıtayla üstad ayrılamaz diye rapor veriyorlar. Onun üzerine o ne kadar namık yedik ve efendim emniyet istediyse de üstad ben dedi zaten son polisler gelince orada, ben de oradaydım. Ben dedi belki buraya ölmeye geldim dedi, ya ben hastayım dedi, nasıl gideyim ben dedi, gidemem dedi. Onlar böyle deyince polisler bir daha biz gelmeyiz buraya dediler. Ve işaret etti dediler ya. Ben belki ölmeye geldim dedi. Dediler ve bir daha gelmediler. Bediüzzaman hastadır. Nur talebeleri ve Urfa halkı Bediüzzaman'a yapılan baskıdan rahatsızdır. Abdullah Yeğin yaşananların en canlı şahidi olarak bir gün kendisini tutamaz ve dönemin başbakanı Adnan Menderes'e telgraf çekmeye karar verir. Gece saat 4'te postaneye gitmiştim. 40 liradan fazla para verdim. Telgraf çektim. Adnan Menderes İstanbul'da Park Oteli'nde orada varmış. Bu kurs mu efendim, bir konuşmak mı, konferans mı, bir şey varmış. Oraya gitmiş. Adnan Menderes'e telgraf çektim. Bu üstadımızın suçu nedir? Ne için böyle yapıyorlar? Buraya gelmiş misafir bir insan. Ne yapmış ki? Böyle falan diye böyle bir telgraf çekmiştim. Bu telgrafı çektim, geldim. Baktım. Üstadın yanındakiler üstadı yalnız bırakmışlar. Böyle kenarda duruyorlar. Selamünaleyküm. Ya üstad dediler, bayıldı dediler. Üstad bayıldı. Ama her taraftan böyle ziyaretçi gelmek istiyor vesaire. Polisler bırakmıyor zaten. Herkesini konuşturmuyorlar. Ben üstadın eline baktım, koluna baktım. Damar atmıyor. Bilek damarı atmıyor. Göğsüne baktım, sıcak. Hiç damar atar bir şey yok. Yani hareket yok. Yahu dedim üstad vefat etmiş olmaz. Ya üstad hiç her bir hareketi yok dedim ya. Sözü beraber dedik. Ya dedi üstad eskiden de böyle oldu dedi. Üstad da dedi ölmez. Üstad dedi daha çok yaşayacak. İşte onun vazifesi var dedi. Etme dedi. Rahatsız etmeyelim üstad dedi. Biz çekildik. Sabaha kadar bekledik. Sabah oldu. Orada meşhur bir zat var, yemekli Hafız Mehmet Efendi, Kurra Hafız diyorlar. 10 çeşit Kur'an okuyor, 10 çeşit Kur'an okuyor. Münzevi yaşıyor, talebe oku diyor. Emekli olmuş, emekli maaşını da almıyor. Ben bu hükümetin maaşını almam diye almıyor. Çocuk oku diyor. O zat çıkmış gelmiş sabahleyin.
Kapıda karşıladım. Selamun aleyküm. Ben de üstad ziyareti geldim. Dedim üstadım rahatsız. Baygın yatıyor. Ziyaret olmaz. Dediysek de dedi ben dedi bu mübareğin bir yüzünü göreyim dedi ya. Ben dedi rahatsız etmeyeceğim dedi. Bana bir yüzünü gösterin dedi. Şu zaten dedi. Neyse kapıyı açtık. Üstadın yüzünü açtık. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Üstad vefat etmiş dedi. Niye dedi saklıyorsunuz ya? Niye söylemiyorsunuz? Falan dedi. Neyse o fazla kalmadı gitti. İşte ondan sonra Zübeyir abi üstad bayıldı. Eskiden de böyle oldu dediği için doktor geldi. Doktor da muayene etti, bekletti birkaç saat. Böyle ne kadar mı ne? Hiç kimseye bir şey söylemedik, şey ettik. Sonra karar verdiler, üstad vefat etmiş. Bediüzzaman'ın vefatı tüm Türkiye'yi hüzünlendirmiştir. Talebeleri ve sevenleri hüzün içindedir. Urfa halkı bu kahraman evladını sinesinde saklamak için kollarını açmıştır. Nereye defnedelim suallerinin sorulduğu bir sırada halk, Bediüzzaman'ın defnedileceği yerin gelişinden yıllar önce hazırlandığını söylerler. Yani orası mezarlık olacak gibi yapmış. Sonra şehirliler hep halk dedi ki ya üstadın mezarı hazır. Nerede? İşte dergâhta Şeyh Müslim Efendi orayı şey etmiş, yaptırmış. Sormuşlar Şeyh Müslim'e. Demişler ki sen burayı kendin için mi yaptırdın? Yok demiş, buranın sahibi gelecek demiş. Benim mezarım falan yerde olacak demiş. Hakikaten üstadın mezarını orada kazdırdılar. Orada odanın, o dergahın, o şimdiki yıkılan mezarı, oradan su çıktı. Su çıkınca tabutla beraber üstadı oraya yerleştirdiler. 27 Mayıs 1960, Türkiye'nin en karanlık günlerinden birisidir. Yönetimi silah zoruyla halkın elinden alan askeri junta, belli ki hayatında korktuğu gibi vefatında da Bediüzzaman'dan korkmaktadır. Nur talebelerinin yurt genelinde gördüğü baskılar artar. Fakat yaşanacakların en acısı junta'nın mezar hırsızlığı olur. Üstadın mezarını yıktılar. Ben onu duyunca gizli gittim şeye, Urfa'ya. Gittim birisinin evinde, bir kardeşlerden birisinin evinde. 20 gün kadar gizli kaldım. Yahu ne oluyor üstadın mezarını yıktılar. Nereye götürdüler belli değil. Ondan sonra 20 gün sonra çıktım. Evden bir dışarı çıkayım ne var ne yok acaba. Baktım karşımda beni takip eden o zaman eski polisin birisi bana dedi ne dediğin sen ne geziyorsun burada diye. Senin buraya gelmen yasak. Hemen telefon ediyor valiye, emniyete. Hapsedin diyor. Beni aldılar götürdüler. Askeri cezaevine. Bir Halil Refat Efendi diye de bizimle alakadar birisi vardı. Onu da hapsettiler beraber. Ondan sonra bir ay hapiste kaldık. Hiç ses yok. Ne oldu? Ne etti? Üstad nereye gitti? Hiç haberimiz yok. Bundan sonra hapisten çıkardılar. Dediler ki gideceksin buradan. Artık sen gitmezsen tekrar hapsederiz dediler. Zaten biz Urfa'yı terk etmeden evvel askeri savcıya sorduk bizim kitaplarımızı bir iade eden, bizi serbest bırakan askeri savcı bütün kitaplara bakmış. Bütün bizden aldıkları eşyalarımızı hepsini muhafaza ediyorlar. Ben dedi, sizde bir suç görmüyorum dedi, siyasiler bunu abartıyorlar. Sizde hiçbir suç yok.
Bize git diyorlar, gidelim mi buradan, emir ediyorlar. Dedi, askeriyenin vazifesi dedi, emir vermektir. Siz şimdi gidiverin, sonra gelirsiniz ortalık düzelince falan dedi. Biz o şekilde oradan ayrıldık. Abdullah yeğeni Nur talebeleri için unutulmaz yapan yönlerinden birisi de Risale-i Nur'da geçen ve gençler tarafından anlaşılmasında güçlük çekilen kelimelere dönük yaptığı lügat çalışmasıdır. Bediüzzaman'ın bizzat destek ve teşvikini de gördüğü bu çalışmanın öyküsünü kendisi şöyle anlatır. Ben Urfa'dayken 900 baştaydı bilmiyorum 52 mi 53 mü? Orada dershaneye gelen memurlardan böyle mektep okumuş kimseler dediler ki biz bu lügatı anlayamıyoruz Risale-i Nur'u. Buna bir lügat lazım demişler. Dedim ben lügat ya şey ederim karşılığını yazarım dedim. Lügatları mümkün mertebe topladılar, aldılar küçük kitaplardan yazdılar. Bana getirdiler. Ben de onların karşılığını yazıp veriyordum. Sonra bir lügat çalışmasına başladık. İşte 7 sene falan sürdü. Sonra üstada haber gönderdik. Böyle böyle lügat yapmak istiyoruz falan diye. Üstad cevap vermedi. Sonra bir kardeşimiz Kamil şeyde Vanlı üstadı ziyarete gidiyor. Ziyarete giderken bizim yanımıza uğradı. Biz dedik ki üstadımıza böyle böyle bir lügat istiyorlar. Biz bir lügat çalışması yapıyoruz. Nasıl müsaadeniz var mı diye soruyoruz. O da diyor ki üstadımız öyle bir lügat yapsınlar ki ilk mektep talebesi de anlasın, üniversite talebesi de anlasın. Demin mesela Gamus-u Türkiye Lugat-ı Remzi vesaire birkaç lugat ismi veriyor. Onları da alsınlar. Bunlardan da istifade etsinler diyor. Ve işte onları da alıyoruz, çalışıyoruz. Sonra bundan gittikten ben üstadın vefatından sonra Adana'da şeyde İstanbul'da kaldım. İstanbul'da yine bu işten iyi anlayan kardeşlerle beraber birkaç ay yine çalıştık üzerinde. Ondan sonra dediler ki lügata lüzum yok. İstişare ettik. Lügata lüzum yok. Üstad devamlı okuyanlar lisanı anlamaya başlar dediler. Birkaç ay sonra tekrar sağdan soldan lügat istemeye başladılar. Biz dedik ki ya bir istişare daha yapalım. İstişare yaptık. Zübeyir abi de sağdı o zaman. Dedi ki Risale-i Nur'un lügatı dememek şartıyla yeni lügat ismiyle neşrolsun. Yeni Asya gazetesi çıkıyordu o zaman. Yeni Asya bastı. İlk baskıyı o yaptı. Ondan sonra işte umumileşti. Şimdi daha da genişletildi. Herkes kabul ediyor. Çalışıyor, okuyor. Allah cümlemizin kusurunu affı mağfiret eylesin. İki cihanda mahcup etmesin inşallah. Abdullah Yeğin ağabey, Kur'an'a ve imana adadığı bereketli ömrünü tamamlayarak dar-ı bekaya irtihal eyledi. Dik durmanın zor olduğu zamanlarda mümince bir duruş sergileyerek imtihanını tamamladı. Binler onu son yolculuğunda yalnız bırakmadılar. Cenab-ı Hak'tan kendisine rahmet ve emsali kesiresini aramızda halk etmesini diliyoruz. Amin.